Korkmayın, düzelecek. Ciğerleri duman dolmuş, oksijensiz kalmış biraz. Ama iyi olacak, merak etmeyin. Ya anamla babam? Onlar nasıllar? Baba bugün... Allah rızası için bir şey söyleyin. İyiler mi? Kurtuldular mı? Siz şimdi biraz dinlenin. Doray. Bir şey söyleyin. Kurtuldular değil mi? Söyleyin! Başınız sağ olsun, kurtaramadık. Yok. Yok, ölmediler. Ölmediler değil mi? Yaşıyorlar değil mi? Doktor bey bir şey söyleyin. Ölmediler değil. İyiler değil mi? Kurtuldular değil mi? Ne olur. Ne olur yaşıyorlar değil. Ne olur. Maalesef kurtaramadık. Yok. Yok. Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Lütfen siz dışarı çıkın. Bırakın beni. Ölemezler. O asker. O asker. Onları da kurtardı asker. Doktor bey. Yazık vallahi kıza. Allah sabır versin. Amin. Durumu nasıl? İfade için bu gece pek uygun değil üstü eminim. Halini siz de gördünüz. İfadesini yarın alsanız daha iyi olur. Peki tamam. Bayram. Emret komutanım. Siz İlyas'la burada kalın. Emredersiniz komutanım. Korkma ne olur. Ben üstünü örteyim diye. Ben ananla baban için de onları kurtarmak için de oraya girmek istedim. Onları da kurtarmak istedim ama olmadı, yapamadım. Kardeşimi de kurtaran sendin değil mi? Allah razı olsun senden. Bizim için kendi canını yok saydın. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Ben şimdi onu nasıl söyleyeceğim? Ananızla babanızın öldüğünü nasıl diyeceğim? Çok acıyacak canım. Önce bir şey anlamayacak. Babam öldüğünde 10 yaşındaydım. İlk duyduğunda işte buz kesiyorsun. Ama üşümüyorsun. Anlamıyorsun önce. Onu gömüp de eve geldikten sonra o toprağın altından nasıl kalkacak da eve gelecek diye düşünüyorsun. Birkaç gün, birkaç hafta gelir diye umut ediyorsun.
gelmiyor. Önce gülüşünü unutuyorsun. Sonra sesini, bakışını, boynu bükük duruşunu unutuyorsun. Sonra? Sonra. Kokusu. Kokusu da bitti mi anlıyorsun. Alışıyorsun işte. Ölüm böyle bir şey yani. Hayat böyle bir şey. Daha iyi olmadı. Yanka. Ne oldu? Kurtulduk. Kurtulduk ablam. Yanarlar baba. Bunlar da iyi. Sen onları düşünme şimdi. Nerede? Başka odadalar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Buyur, dinliyorum. Sabah evde yapılan araştırmada yangın neden çıktığı anlaşıldı. Neden çıkmış? Elektrik kontağından. Oh baba. Babam evin elektrik işlerini hep kendi hallederdi. Bunları görmek istiyorum komutan. Anamı, babamı. Görmesen daha iyi olur. Cenazeleri öğleden sonra defnedilecek. Nasıl yapacağız? Her şeyimiz yandı. Hiç kimsemiz yok. Bir amcam varmış. Ona haber verdik. Konuşmazdı babamla. Çocukluğumdan beri yüzünü bile görmedim. Ömer'e onların öldüğünü nasıl söyleyeceğim? İkisine de öyle düşkündü ki. Kahrolur. Bir süre daha söylemeseniz iyi olur. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف أحياءنا وتقبل دعاءنا بحرمة الفاتحة. Thank you.
Allah'ım. Kim uyandı? Gözle baba, kalbime ateş düştü. Nasıl yapacağız? Yarda yandı. Siz olmadan nasıl olacak ablam? Susersem ateş düştü. Baba, sen olmadan nasıl bulacağız yolumuzu? Suda yandı. Nereye gideceğiz? Aman aman. Allah'ım. Biz niye kurtulduk ki? Bizim de canımız alaydı. Aman elinde. Di gel otur güzel boyuna bende. Ölenin arkasından bu kadar ağlamak iyi değil bak. Anam derdi ki, mezarın üstüne ne kadar çok gözyaşı dökersen içindeki de o kadar çok azap çekermiş. Ya benim çektiğim azap? Benim yüreğim nasıl yanıyor, haberin var mı? Benzinim sarı hulkumda. Ama bak, kardeşin var. Kendini düşünmüyorsan onu düşün birazcık. Yapma artık. Yeter gayrı ha. Ömer. Ömer. Güzel boyuna bende. İçeri kadar geleyim istersen. Yok. Ben giderim. Her şey için sağ olun. Sen bu kıza bayı yaktın galiba Tertip. Kardeşim nerede? Fatma Hanım şey, annem ve babasının başına geleni öğrenince. Ne? Söylediniz mi ona? Kusura bakmayın. Bizim hemşire bilmediğini bilmiyormuş. Ablam.
söyledi. İkisi de ölmüş. Burada yanım kül olmuşlar. Kader Ömer. Allah bizim yaşamamızı istedi kardeşim. Biz şimdi nasıl yaşayacağız abla? Bunlar olmadan nasıl yapacağız? Bilmiyorum kardeşim. Ama yaşayacağız. Birbirimize sarılıp hayatta kalacağız. Bir yerimiz var ne de paramız. Bir an çaresi bulacağız abla. Bulacağız. Sen merak etme. Film afişleri gibi olmuş kameram ben ya. Böyle bir görseniz. Böyle canti bir elbise tabii canım. Böyle cam gibi ayakkabılar. Ya Kamuran Bey tam şehirli olmuş tam.
Beni görünce hemen hatırladı tabii. Vay Haceli dedi, sen de burada mısın dedi. Nasılsın, iyi misin dedi. Tabii canım. Hatırlar elbet. Köyün delisini kim unutur? Dene seni baba, dur lan. Eleşmeyin Haceli ile ha. Eleşmeyin. Bırak İmam Emre, bırak. Bir gün Haceli Bey diye önümde elpence tutuklarında hepsiyle ödeşiriz nasılsa. Aa, sizin kafanızı kıracağım ha. Bu bardağı da burada kırıyor. Bir şey soracaktım. Şey, olur. Ne demek? Buyur sor. Biz Kahya Hüsnü'yü arıyoruz. Bilir misin? Bilmem mi hiç? Ayıptır söylemesi. Kendisi babam gibidir. O kadar yakın yani. Siz ne arıyordunuz onu? Amcamız olur. Amcanız mı? Ben de geleyim cenazeye dedim ama geç haberim oldu zaten. Bir de iş güç, gelemedim. Biz de gidecek yerimiz, çaremiz kalmayınca. Sanki burası aşevi. Almış veledi de gelmiş. İyi etmişsiniz kızı. Kimsesiz değilsiniz ya. Ben sizin amcanızım. Amca baba yarısıdır oğlum. Baba yarısıymış. Senin de babaların da.
Bunlar burada mı kalacak şimdi? Yok kızım. Ebe anamlara gelmişler, geçerken bize de uğramışlar. Öyle mi Remziye? Ne? Yani diyorum ki burası onların da evi diyorum. Ya öyle öyle. Yıkılsın o ev diyeceğim de altında biz kalacağız. Ne yapıyorsun ablam? Babam insan ölünce yıldız olur demişti. Yıldız uzakta gibi görünür ama elini böyle uzatır, iki parmağının arasına alırsan dokunursun demişti. Ama mezarları bile çok uzakta şimdi. İstediğinde gideriz ziyaretlerine. Amcam iyi birine benziyor. Niye bu zamana kadar biz ziyarete gelmemiş ki? Bilmem. Babanla küsmüşler seneler önce. Niye ki? Ömer. Fatma. Hatırla Türkçe şimdi, hatırla. Nasıl, buraları sevdiniz mi? Şimdi burası bundan sonra sizin yurdunuz, yuvanız. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Değil mi? Kalk koçum. Baba. Ha. Necip Bey yeğenlerini görmek istiyor. Necip Bey'im. Bizi çağırtmışsınız. Bu Fatma kızımız. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk beyim. Bu da Ömer oğlumuz. El öpenlerin bol olsun delikanlı. Anne ve babanızın ölümüne çok üzüldük. Başınız sağ olsun. Sağ olun beyim. Madem Hüsnü'nün akrabasısınız, burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Bu konak sizin de evinizdir artık çocuklar. Hüsnü. Beyim. Sakın Fatma ile Ömer'in varlığından çekinmeyin. Bu konak onlar için de birer evdir. Onlar buranın birer ferdidir. Allah razı olsun bey. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Kamran beyimiz bu da Necip beyimizin kardeşi olur.
sizi daha fazla rahatsızlık vermeyelim müsaadenizle. Müsaadesiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kızım. Madem bütün aile toplandık, yemeğe başlayabiliriz artık. Buyurun. Hadi çocuklar yorgun, yoldan geldiler. Uykuları da gelmiştir. Yataklarını hazırlayın da yatsınlar. Nerede yatacaklar ki? Geçen ay kovulan rençmenin odası yok mu? Orada kalsınlar. Olur mu canım? Orada insan durur mu? Perişan şu anda orası. Ama ben orayı yarına kadar bir güzel temizletir hazırlatırım. Bu gece senin odanda kalsınlar da. Benim odamda mı? Biz nerede olsa yatarız amca. Rahatsızlık vermeyelim. Olur mu kızım, ne rahatsızlığı? Rahatsızlık olur mu? Sen dediğimi yap Şerife. Şerife. Ben de yardım edeyim. Delikanlı. Sen kaçta okuyordun bakayım? Biz burada yatarız Ömer'le. O yastık benim. Siz diğeriyle yatın. Kusura bakma. Seni de böyle yerinden ettik. Vallahi sizdeki de iyi cesaret. Ya babamı bulamasaydınız? Ne yapacaktınız? Ben cesaret edemezdim doğrusu. İnsanın gidecek yeri olmayınca. Anne tarafın? Anne tarafında hiç akraban yok muydu? Babama kaçmış annem. Ben doğmadan da anası babası vefat etmiş. Başka kimsesi var mıydı bilmiyorum. Ablam. İyi misin? Baba. Seni bir gün memleketime götüreceğim derdi. Kız burada. Yok bir şey baba. Kaza oldu. Kazaysa ne bu bağırış çağırış? Siz beni beyan madara mı edeceksiniz? Çek dedi. Sen dedi. Bırak kızım, bırak. Sen onlarla uğraşma, onu yaparlar. Sen çocuğun üstünü başını bir değiştir bakayım. Amca, bizim yangında her şeyimiz yanınca yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Benimle gelin bacım. Birkaç parça bir şey vereyim de giysin Ömer. İyi. Hadi sen Sırrı'yla git, sana bir şeyler ayarlar.